FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinde bomba detaylar. Helallik yok, cami yok, tekbir yok, İncil detayı ve Siyon yıldızı var. ABD'de yaşayan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin baş müsebbibi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen sonunda öldü. 86 yaşındaki Gülen'in ölümü örgüt içinde derin çatlaklar meydana getirirken Türkiye'de ise sevinçle karşılandı. Terörist başı Gülen için dün bir stadyumda tören düzenlendi. Stadyuma sadece örgüt üyelerine özel olarak hazırlanan QR kodlarıyla giriş yapıldı. Törende Gülen için tekbir getirilmesi yasaklandı. Terörist başının cesedi Hristiyan kardinallerin taşındığı cenaze aracıyla taşındı. Cenazeye katılan FETÖ üyelerinin kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandığı dikkat çekti. Törenin yeri ve saati son ana kadar gizli tutuldu. Katılımcılara ise detaylı bilgiler örgütün WhatsApp grupları aracılığıyla iletildi. Cenaze ayininde tabutun başında İncil'den bazı sözleri anımsatan dualar edildi. İngilizce olarak dile getirilen bu metinlerin Türkçe çevresinde "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamak ve tüm dünyaya yaymak için bize yardım etmeni dileriz" ifadeleri yer aldı. Edilen duada ise Allah yerine Hristiyanlar gibi Lord ifadesi kullanıldı. Örgüt üyelerinin katıldığı cenaze töreninde terörist başı için helallik alınmadı. "Nasıl bilirdiniz?" sorusunun sorulmaması dikkat çekti. Kılınan cenaze namazından sonra ise Fatiha da okunmadı. Gülen'in cesedin içinde bulunduğu tabuttaki simgelerde dikkat çekti. Tabutun üstüne serilen örtüde yıldız simgeleri bulunurken Yahudilerin Siyon yıldızı dediği ve terör devleti İsrail'in bayrağında da bulunan altı köşeli yıldız sembolünün de yer aldığı görüldü. Gülen'e Müslüman mezarlığına gömülmek de nasip olmadı. Terörist başının cesedi ayinin ardından örgütün ABD'deki karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Vatikan'da ne oldu? Papazlar Fethullah Gülen'in ikizini nerede buldu? Vatikan Dinler Arası Diyalog Birimi sorumlusu Cizvit Papazı Thomas Michel hem Mason hem de Illuminati bağlantılıydı. İki papaz cemaatin bazı güçlü adamlarının desteğiyle bugün FETÖ olarak bilinen örgütünün temelini attı. Nurcuların fırıncı hocasının bir Hristiyan nur talebesi diyerek övgü yağdırdığı Thomas Michel, Vatikan'ın en karanlık adamlarından birisidir. Bu papaz sadece Türkiye değil, bütün İslam ülkelerinde zehir saçtı. Vatikan'ın ana hedefi, özellikle Sünni memleketlerde İslam'ı bozmaktı. O yıllarda bu papazlarla ilgili öyle hikayeler anlatıldı ki, cemaat üyeleri Thomas Michel'in nur talebesi olduğunu, hatta imana bile geldiğine inanmaya başladı. İmana geldiğini sandıkları papazların dinler arası diyalog küfrü ile inananları nasıl imandan ettiğini etraflıca anlatacağım. FETÖ'nün kurucusu Thomas Michel, dinde reformist İbni Teymiye'nin kitabını yazdı. Bu Thomas Michel'i biraz daha yakından tanıyalım. Thomas Michel, ABD'nin St. Louis şehrinde 1941'de doğdu. 1967'de bir Katolik rahip olarak görev aldı. İslam'da fitne çıkarmak için görevlendirildiği Mısır ve Lübnan'da Arapça ve İslami araştırmalar konusunda çalıştı. Vatikan ajanlarının dinimizi bozmak için nasıl çalıştıklarını anlamamız için biraz daha ayrıntıya gireyim. Pakistanlı akademisyen Profesör Fazlur Rahman Malik, Vatikan'ın yetiştirip parlattığı isimlerden birisiydi. İngiltere'de okurken Vatikan tarafından özel olarak yetiştirildi. Sonra ülkesi Pakistan'a yollandı. 1962'de İngilizlerin yoğun baskısıyla Pakistan İslami Araştırmalar Enstitüsü'nün başına getirildi. Pakistan'da dinde reform üzerine konuşmalar yapıp ve kitaplar yazınca öldürülmesi için başına ödül konuldu. Fazlur Rahman tıpkı Fethullah gibi Amerika'ya sürgün edildi. 1988 yılında da burada öldü. Kendisi Pakistan'ın FETÖ'sü durumundaydı. Fazlur Rahman Pakistan'da Dinler Arası Diyalog Projesi'nin temsilcisiydi. Tıpkı bizim Fethullah Gülen gibi. Fazlur Rahman ile Fethullah Gülen adeta birbirinin ikizi gibiydi.
İkisinin de dinler arası diyalog temsilcileri olmasının dışında Hristiyanlara bakışı da aynıydı. Fazlur Rahman bir kitabında Hristiyanların mazlumları cennete gidecek dedi. Bu sözü bir yerden hatırlamışsınızdır. Fethullah Gülen de Hristiyanların cennete gireceğini söylemişti. Hatta bizimki bir adım daha ileri gidip listesine Yahudiler de ekledi. Fethullah Gülen bir videosunda Âl-i İmran suresini kafasına göre yorumlayarak burada İslam dinine girip kurtulun demiyor. Allah'a inanan kurtulur diyor dedi. Kısaca kim Allah'a inanırsa din, iman, kitap, peygamber önemli değil cennetlik olur dedi. Fethullah'a göre Budistler ateşe tapanlar da cennetlik olur. İbadet falan mühim değil. Onun için FETÖ'cü kadınların başını açtırdı. Subaylarına içki içirip zina yaptırdı. Elemanlarına soruları çaldırıp kul hakkına girdi. Fethullah için günah bir, furuat çünkü. Neyse meseleye dönelim. Fazlur Rahman da aynı ayeti Fethullah gibi yorumladı. Fazlur Rahman da tıpkı Fethullah gibi Kur'an'dan kendi kafasına göre mana çıkartıp Hristiyanların mazlumları cennete gidecek dedi. Başta kendi çocukları ve ona tabi olanların çoğu namazı ve camiyi bırakıp diyerek kiliseye gitmeye, ayinlere katılmaya başladı. Hatta papazların da takva sahibi olduklarını söyleyerek haç çıkarıp vaftiz oldular. Onlardan birisi de Fazlur Rahman'ın öz oğluydu. Babası oğluna niçin Hristiyan olduğunu sorduğunda ibretlik bir cevap verdi. Baba, Hristiyanların da cennete gideceğini söyleyen sen değil miydin? İftihar edersin diye din değiştirdim. Cemaatinin papazı, FETÖ'nün kurucusu ve Fethullah'ın amiri Thomas Michel'in İslam aleminde FETÖ gibi örnek gösterdiği büyük din adamı işte bu Fazlur Rahman'dı. Fazlur Rahman da bu papazın elinden geçti. Vatikan'ın FETÖ tezgahının birebir aynısı Pakistan'da sahnelendi. Fazlur Rahman FETÖ'nün adeta bir ikiziydi. İkisi de ülkelerinde dinler arası diyalog için çalıştı. İkisi de Hristiyanlar hakkında tek kelime kötü söz söylemedi. İkisi de Hristiyanların cennete gireceğini savundu. İkisi de Kur'an'ı bir Hristiyan gibi yorumlayıp benzer sonuçlar çıkardı. İkisinin de yazdıkları kitaplardaki fikirleri birbirinin aynıydı. İkisi de ibadet yapmayı öncelikli görmedi. İkisi de gerektiğinde günah işlemeye cevaz verdi. Kadınların başlarını açması, subayların kimliğini gizlemek için içki içmesi, iftira, hırsızlık ve yalan gibi yasakların çiğnenmesi ve ikisinin de dostu olan papazlar aynıydı ve ikisi de Amerika'ya kaçtı. Allah aşkına bu kadar tesadüf olur mu? Ben FETÖ'cülere hakikaten hayret ediyorum. Bunları görüp okuduktan sonra Vatikan beslemesi ve CIA ajanı bu adamı hala nasıl haşa peygamber gibi görürler. Fazlur Rahman'a da Fethullah Gülen'e de aynı sapkınlığı yaptıranın Vatikan olduğunu hala nasıl görmezler? Fethullah ve Rahman asla yalnız değil. Başka İslam ülkelerinde de başka Fethullah Gülenler var. Fazlur Rahmanlar var. Onlar da dinler arası diyaloğu savunuyor. Onlar da Hristiyanların cennete gideceğini iddia ediyor. Bu kadar benzerlik olur mu? Olur. Hem de bal gibi olur. Bunların hepsi Vatikan'daki tornadan seri üretim olarak çıkartıldı. O yüzden birbirinin ikizi gibiler. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Thomas Michel, başka bir dinde reformist ve mezhepsiz olan İbn-i Teymiye üzerine bir doktora tezi hazırladı. Doktora tezinin başlığı İbn-i Teymiye el-Cevab el-Sahih, bir Müslüman ilahiyatçının Hristiyanlığa cevabıydı. İşte dinde reformist sapıklar birbirini nasıl buluyor, görün. Çünkü kaynakları aynı, merkezleri aynı. Dini İslam, özellikle de Ehl-i Sünnet nasıl bir saldırı altında anlayın. Thomas Michel 1978-1981 yılları arasında Endonezya'daki Sanata Dharma Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Tabii ki İngilizlerin bastırmasıyla. 1981'de Vatikan'ın Dinler Arası Diyalog Konsülü'nün Asya masasına tayin edildi. 1988'de Vatikan'ın aynı departmanının bölüm başkanı oldu. 1998 yılında Fethullah Gülen'i Papa ile görüştüren ve el öptüren Thomas Michel'di. Ziyaretin hemen tüm aşamalarında kendisine dönemin Türkiye Latin Katolik Episkopal Konferansı Genel Sekreteri Monsenyor George Marovic'in Nurcuların ikinci papazı eşlik etmişti. O gün ve bugün hiç kimse Fethullah Gülen'in papa ile ne, neden veya hangi sebeple görüştüğünü sorgulamadı. Oysa bu görüşme Fethullah Gülen ve FETÖ için tarihi bir kırılma noktasıdır.
Papa ile görüşmede kendisine bir ünvan ve beraat verildi. Tabii bunlarla birlikte bir de görev verildi. O ünvanın kardinallik olduğu mahkeme kayıtlarına da girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'ye finansal destek sağlanmasına yönelik hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. İddianamede Gülen'in 1998'de Vatikan'da görüştüğü Papa ile gizli kardinal olarak atandığı bilgisi dikkat çekti. İddianamede Gülen'in ABD'ye gitmeden yaklaşık bir yıl önce 9 Şubat 1998'de Vatikan'da Papa ile görüştüğüne dikkat çekildi. Mahkeme dosyasında Papa'nın bu görüşmede 100 yıla yakın süredir kullanmadığı Impecture uygulaması ile ismini açıklamadığı iki gizli kardinal atadı ifadesi yer aldı. 21 Şubat 1998'de resmiyet kazanarak yürürlüğe giren bu atamada papalık hakkının kullanıldığı Impecture teriminin anlamı kilisenin bağrına bastığı gizli evladı anlamına geldi. Aynı zamanda kendi ülkesinde kimliğini gizleyen başka dine mensup kişi anlamını da barındırmaktadır denildi. Fethullah Gülen'in Türkiye Kardinali unvanını da almasını Thomas Michel ve George Marovic sağladı. Türkiye'ye atanan iki gizli kardinalden birisi Fethullah Gülen idi. Thomas Michel 1994-96 yılları arasında merkezi Tayland'ın baş şehri Bangkok'ta bulunan Asyalı Piskoposlar Konferansları Federasyonu'nun Ekümenik ve Dinler Arası İlişkiler Ofisi'nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak hizmet gördü. Hali hazırda Roma'daki dinler arası diyalog için Cizvit Sekreteryası'nın Genel Sekreteri ve de Asyalı Piskoposlar Konferansları Federasyonu'nun Ekümenik Sekreteridir.